Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim! Nevşehir'de sular durulmuyor. O müdür açık açık istifaya çağrıldı. Aydın'daki KYK yurdunda yaşanan korkunç olay sonrası Nevşehir'deki KYK'lar da ayaklandı. Geçtiğimiz gün gece yarısı yurt bahçesine çıkan binlerce öğrenci burada protesto gösterileri yaparken yurt yemeklerinde yaşanan olumsuzlukları da Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'e iletildi. Bu esnada öğrenciler hep birazdan yönetim istifa diyerek bağırarak kendisini istifaya davet etti. Bu durum karşısında bocalayan müdür ikna edici açıklamalarda bulunamaması dikkatlerden kaçmadı. Şimdi gözler Muhsin Özdemir ve KYK yönetimine çevrildi. İstifaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Eski köye yeni adet. Kırşehir'in Cemele köyünde yıllardır süregelen düğün eğlencelerine yepyeni bir adet eklenmiş durumda. Erkek evinde yapılan düğünlerde büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriliyor. Ancak buradaki en ilginç kısım, kesilen hayvanın kellesinin köyün çatılarından birine yerleştirilmesi ve bu görevi üstlenen kişinin evinde gün boyu süren şenliklerin düzenlenmesi. Bu özgün gelenek köylüleri bir araya getirerek topluluk ruhunu güçlendiriyor. Kelleyi belirlenen çatıya ulaştıran gençler, köydeki birlik ve beraberliği pekiştiren bu eğlenceli geleneği yaşatarak mutlu anları ölümsüzleştiriyor. Davul zurna eşliğinde halaylar çekiliyor, şekerler dağıtılıyor ve köyün neşesi artıyor. Bu sadece bir düğün eğlencesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bir topluluğun bir arada yaşama sevincini ve dayanışmasını simgeliyor. Biberiyle ünlü olan Cemele Köyü sadece tarımsal ürünleriyle değil, aynı zamanda zengin gelenek ve görenekleriyle dikkat çekiyor. Bu yeni gelenek köyü Kırşehir'in en gözde yerlerinden biri haline getiriyor ve köyün kültürel mirasını zenginleştiriyor. Köylüler geleneklerini yaşatarak hem geçmişle bağlarını güçlendiriyor hem de gelecek nesillere aktaracakları değerli bir miras bırakıyor. Kırşehir'in Cemele Köyü geleneksel düğün eğlencelerine yepyeni bir soluk getiriyor. Atamızın en büyük emaneti 100. 15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönemi nedeniyle muhteşem bir koreografi hazırlandı. Umuduyuz, bekçisiyiz, yarınlarıyız. Atamızın en... Nevşehir Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Cumhuriyet'in 100. yılı dönemine 100. yılda 100 kişilik koro, 700 kişilik koreografi ile kutladı. Programı İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okul Müdürü Mehmet Gündüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul salonunda öğrencilerin coşkuyla okuduğu marş, şiir ve sunumlardan sonra salon programı video gösterisiyle sona erdi. Akabinde 700 öğrenciden oluşan Cumhuriyet'in 100. yıl anısına 100. yıl koreografisi oluşturuldu. 100. yıla özel oluşturulan 100 kişili koro, marşlar seslendirdi. Programın sonunda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı bu güzel etkinliği düzenleyen öğretmen ve öğrencilerin bayramını kutlayarak teşekkür etti. Cumhuriyeti sonsuzluğa taşıyacak, başkumandan Atatürk'ün... Üniversite öğrencileri yaşam hakları için sokağa indi. Türkiye'de son zamanlarda KYK yurtlarında yaşanan öğrenci ölümleri, öğrenci topluluğu arasında büyük bir endişe ve tepki yaratmış durumda. Kırşehir'de bir araya gelen yüzlerce üniversite öğrencisi, yaşam hakları için KYK yurtlarında protesto gösterisi düzenledi. Susma, sustukça sırasına gelecek sloganları eşliğinde yürüyüş yapan öğrenciler, yaşanan olaylara dikkat çekerek yetkililerden çözüm talep etti. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de yaşanan bir üniversite öğrencisinin intiharı ve Aydın'da bir KYK yurdunda asansör düşmesi sonucu başka bir öğrencinin hayatını kaybetmesi ülke genelinde büyük yankı buldu. KYK yurtlarında yaşanan bu tür olaylar öğrenci topluluğu arasında güven kaybını yol açarak protestoların başlamasına neden oldu. Geçtiğimiz gün gece saat 3 civarında Kırşehir'deki KYK yurtlarından yükselen tepkiler yaşanan olayların vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. KYK yurt önünde yapılan protestonun yeni görüntüleri ise olayın ciddiyetini artırdı.
Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uçurtmaları Cumhuriyet'in 100. yılı için havalandı. Cumhuriyet'in 100. yılı ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de çeşitli etkinlikleriyle kutlanıyor. Bu anlamda Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi farklı bir etkinliğe imza attı. Uçurtmalarımız Cumhuriyet için uçuyor temalı uçurtma etkinliği düzenlendi. Yüzlerce uçurtma aynı anda Cumhuriyet için havalandı. Öğrenciler etkinlikten büyük keyif aldı. Etkinlik hakkında konuşan okul yetkilileri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla uçurtmalarımız Cumhuriyet için uçuyor temalı uçurtma etkinliği düzenledik. Katılım sağlayan tüm okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz dedi. Dün akşam saatlerinde Nevşehir Ali Bey Camii önünde bir araya gelen STK temsilcileri kare harekatı başlamasına karşı tepki göstererek basın açıklamasında bulundular. Birçok kişinin katıldığı basın açıklamasına dualar edildi. STK temsilcileri tarafından yapılan basın açıklaması ise şu şekilde. Geçmişteki tüm bu gibi insanlığı, Müslümanların daraldığı noktalarda Rabbinin yardımı nasıl geldiyse burada geleceğine iman ediyoruz. Ancak tüm dünya ve özellikle de Müslümanlar Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Değil İslam Birliği. Avrupa değil İslam Birliği. Avrupa değil İslam Birliği. Hangi çılgınlığına zincir vuracakmış şaşarım, kükremişler gibi. Türk Eğitim Sen Nevşehir Teşkilatı Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle çelenk sunma programı gerçekleştirdi. Çelenk sunma programına Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve sendika üyeleri katılım sağladı. Program 1 dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra andımız ve gençliğe hitabe okundu. Başkan Urgen çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Başkan Urgenç açıklamasında Cumhuriyet bugün 100 yaşında. At günün kutlu olsun güzel ülkem. Ya istiklal, ya ölüm paralısıyla başlayan milli mücadele, dışarıda emperyalizme, içeride müstemlekeci hainlere karşı başlayan özgürlük ve istiklal mücadelemizin demokratik yaşamla taşlandığı son Türk Devleti'nin tescil günüdür. 100 yıl önce Türk vatanı iç ve dış hainler tarafından zapt edilmiş, hasta adamın mirasını paylaşmak için ölmesini bekleyenler, Türk milletinin bağrından çıkan ölümsüz türkü, bozkurtu hesaba katmamışlardı. Yüzyıllardır Türk milletinin beklediği lider, Türk milletinin önder oldu. Yıkılmış, dökülmüş, tahrip edilmiş, vatan topraklarında harap ve bitap düşmüş halka millet olduğunu öğretti. Türklük ateşini Anadolu topraklarında yaktı. Unutulmaya yüz tutmuş vatan mevhumunu tekrar hatırlattı. Milleti toprakın taarruza inandırdı. Yoksul ve yorgun düşmüş halkı kurtuluşa, milli mücadeleye inandırdı. Mustafa Kemal ne mi yaptı? Vatanı hem emperyalizmden hem de siyasi müstevlilerden kurtararak halka padişahın değil Allah'ın kulu olduklarını öğretti. Türk olduklarını hatırlattı. 29 Ekim 1923.
Türk milletinin dünyaya ne mutlu Türk'üm diyene diyerek haykırışıdır. Mazlum milletlerin umududur. Yeni Türk devletinin adının konduğu gündür. Türkiye Cumhuriyeti yeni ve son devletimizin adı olmuştur. Dün Cankayır'da, Kocatepe'de, bugün terörle mücadelede toprağı vatan kılanlar, coğrafyayı yurt yapanlar, cumhuriyeti kuranlar emin olsunlar ki biz var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Devlet-i ebedi müddet anlayışı son Türk devletimize sahip çıkacağız. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bir yoldan dönersek namus bize ağır olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Kutlu bir milli mücadeleyle inşa ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük, eşsiz, gurur ve heyecanla kavuştuk. Türk milletinin en güzide ve en mağaza mesele olan Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Kutlu olsun. Devletimiz, milli egemenliğimiz, milli irademiz, milli bekamız daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti ülküsü adanmışların, irade gösterenlerin ve inançla harekete geçenlerin şuuru ve muazzam mücadelesiyle yükselmiş, kurtarıcı ve kurucu iradenin hür, müstakil, tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan devlet yönetimi anlayışıyla kurumsallaşmış, milli egemenliğin ve milli bekanın üzerinde hiçbir otoriteyi tanımadığının tüm cihana gösterildiği bir duruşla perçinlenmiş ve bugünlere gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, mazlum milletlere emsal olan muhteşem bir mücadelenin zafer tacıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek şuurunun, engin iradesinin, kutlu kudretinin şeref nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin 20. yüzyıla mührünü vurduğu Türk mucizesidir. Türk eğitimcileri olarak Cumhuriyetimizi tıpkı kuruluş felsefesinde olduğu gibi ilmin, fennin ve aklın ışığında demokratik bir izanla, daha büyük bir azimle, daha içten bir kararlılıkla 2. yüzyıla taşıma, görev ve sorumluluğunu üstlenecek, milli bekamız için yılmadan mücadele edecek, harici ve dahili tüm tehdit unsurlarını bertaraf edecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi miras bırakan baş öğretmenimizin izinden, kahraman ecdadımızın emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha da güçlendirme azminden geri durmayacağız. Cumhuriyetimizi inşa eden kurtarıcı ve kurucu iradeyle, anayasamızda tanımını bulan, anlamını bulan, temel değerler ile, milli iradeyle husumeti olan Cumhuriyetimizin birleştirici ve bütünleştirici gücüne, bölücülük ve nifak tohumları ekerek zarar vermeye çalışan köhne zihniyetin emellerini dün olduğu gibi bugünden sonra da boşa çıkaracağız. Tarih şahit olsun ki naciz vücutlarımız bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır. Cumhuriyetimizi kuran aziz ecdadımız emin olsun ki onu yükseltecek ve yaşatacak olan 21. asrı Türk yüzyılı kılacak olan bizleriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, fikir ve yol arkadaşlarını, Türk istiklali ve istikbali için muazzam bir mücadele veren şuhadayı rahmetle milletle yad ediyoruz. Aziz ruhları şad olsun, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Değerli hazurum, andımızı hep birlikte ilkokul sıralarında okuduğumuz gibi okuyoruz. Türk'üm! Doğruyum! Çalışkanım! İlkem! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Yurdumu! Milletimi özümden çok sevmektir! Yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmayacağım yüreğime and içerim.
gençliği, birinci vazifem Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhaların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetinin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.